Kafayı yemediğini sorma. Tamam. Rakiplerinden farklı ne yaptı olabilir? Map kitapları kazanımlardan bir tık daha fazlasını içerebiliyor bazen detay bilgilerle. Rakiplerimden farklı olarak şunu yaptım arkadaşlar. Yanımızda Ömer Faruk Sürüker var. Evet Ömer Faruk. Bitiremedik. Bitiremedik evet olmadı. Merhaba arkadaşlar. Bugün Ömer Faruk'la beraberiz. Kendisi YKS 2020 sınavında Türkiye 7.'si oldu. Ve bugün kendisine ben AYT sınavını nasıl yaptığını sormak istiyorum. En başında AYT sınavına yönelik tavsiyeleri neler? Bu süreçte sizlere ne tavsiye eder? Bunları sormak istiyorum. Çünkü kendisi 80 net yapmış. Birazdan zaten netlerine de değinir. Sonrasında motivasyona değinmek istiyorum. Yani son 2 ayda motivasyonda zorlandım, yapamayacağını düşündüm mü? Buna değinmek istiyorum. Ve birkaç soruyla daha bitirmiş olacağım. Öncelikle hoş geldin Ömer. Hoş buldum. Netlerini hızlıca bir dinleyebilir miyim? Netlerim TYT'de 116.25, 3 Türkçe yanlışım vardı. AYT'de de 80 yaptım. Şimdi AYT sınavını sen nasıl yorumluyorsun? AYT nedir? AYT'de başarılı olabilmek için ne yapmamız lazım? Hani en temelinden neler öneririz AYT'de? Hocam şimdi şöyle, TYT'de biliyorsun herkesin bir girme zorunluluğu olan ve katsayısal olarak da daha düşük olan bir sınavdan bahsediyoruz. Fakat AYT biraz daha artık özelleşmiş bir sınav olarak görüyorum. Böyle düşündüğümüzde AYT'ye tabii ki daha fazla önem vermek zorundayız. Ben de böyle düşünerek başladığımda dedim ki 11-12'de ben TYT diye bir derdim olmasın istedim. Çünkü biliyorum ki AYT'yi daha iyi yaptığımda aynı yanlış sayısıyla bile eğer yanlışlarım TYT'dense sıralaman daha iyi olacak. Aynen öyle, sıralaman daha iyi olacak. Şimdi böyle düşünerek ben 9-10'da TYT'yi olabildiğince halletmeye çalıştım ki 4 yıl boyunca da çalışmayı bırakmadığımı söyleyebilirim. Ama 9-10'da daha az çalışıyorduk elbette. 11-12'de bu daha yoğun tempolu bir çalışmaya dönüştü. Ardından 10. sınıfın sonunda özellikle kendimi TYT denemelerine artık sokmaya başlamıştım yavaştan. Bu denemelerde netleri de belli bir seviyeye çıkardıktan sonra o yaz 11. sınıfta AYT'ye çok böyle motive bir şekilde girebildim AYT konularına. Çünkü 11. sınıf biliyorsun yoğun da bir müfredat var orada. Evet. Şimdi böyle bir müfredatın altında kalmadan alnının akıyla çıkabilmek için çok yoğun bir çalışma yapmak gerekiyor. Ve 11. sınıfa yeni başlayan arkadaşlar varsa, önümüzdeki dönem 11. sınıf olacak arkadaşlar varsa kesinlikle arkadaşlar AYT'nin önemini sindirerek başlayın. Yani o sınavın sizin için diğerinden daha çok daha önemli olduğunu bilin. AYT'de en başından beri hata yapmayacağıma inanarak devam ettim. Peki işin de komik yanı şu, hata yapmayacağım diye ilerlediğim bir 2 yılda sürekli her denememde hata yaptım arkadaşlar. Resmi olarak hiçbir AYT sınavım 80 net olmadı. Ta ki gerçek sınava kadar. Gerçekten bu da belki birazcık komik gelebilir ama işte hata yapmayacağım diye çıktığım yolda hatalar yapa yapa en son nihayetinde hata yapmamayı sağladım yani. Evet, hedefini başarmışsın aslında hata yapmayarak. Öyle de güzel bir yanı oldu diyebilirim. Peki şimdi 11. sınıflar için aslında AYT'nin önemini fark etmek önemli. Çok peki önemli. 2 ay kala biraz daha böyle hani daha yeni çalışmalarına başlayan arkadaşlarımız için de olabilir. Şu anda hani AYT'sini ilerletmiş bol bol bölüm denemesi ya da genel AYT denemesi çözen arkadaşlarımız için. Yani AYT'de ders de olabilir tavsiyelerin. Yani neleri dikkat etmek lazım? ÖSYM ne istiyor? Hangi tür çalışmalar en çok seni 80 nete yaklaştırdı? Bunlara değinebilir miyiz? Sonrasında da dikkat hatalarına değinelim istiyorum. Biz kendi dönemimizde de önce şunu hedef aldık. Bir hani yıllık plan vardır ya MEB'in yayınladığı her yıl. Orada öğrencinin bilmesi gereken yerler yazar zaten. Öğrenci şunlardan sorumludur, bilmekle yükümlüdür diye. Şimdi biz onları önce bir taradık, biliyor muyuz diye. Öncelikli hedefimiz oydu. Eğer orada bir eksiğimiz varsa tabii ki onu kapatmayı uğraştık. Onu kapattıktan sonra fazlası işte orada sizi dereceye götüren nokta o arkadaşlar. O yıllık planı tamamladığınızda ben buradaki bilgilere hakimim dediğinizde en azından %95 oranında, 90-95 oranında bu size 80 yapmanıza yetmiyor. Yani bu sizi 70'e kadar çıkarır, belki 75'e götürür. Ama daha fazlasını istiyorsanız işte orada biraz daha farklı bir şeyler yapmanız lazım. Ki bu noktada map kitapları oluyor. Çünkü map kitapları kazanımlardan bir tık daha fazlasını içerebiliyor bazen detay bilgilerle. İşte o detay bilgiler ki benim sınavımda çıktı böyle bir detay bilgi. İşte DNA ve RNA ile alakalı, bundan polimeraz enzimleriyle alakalı bir soruydu. Kitapta çok kısa bir yerde böyle bahsediyor ve ben daha önce onunla, o iki enzimin çalışma hızları açısından karşılaştırıldığı herhangi bir soruya denk gelmemiştim. Ta ki gerçek sınava kadar. Şimdi ÖSYM burada o zaman bizden şunu bekliyor anlamına geliyor. Öncelikle kazanımlarını tamamen halletmen gerekiyor. Çünkü orada bir boşluk varsa işler biraz daha zorlaşıyor derece isteyen arkadaşlar için söylüyorum yine. Fakat kazanımlardan sonra hala üzerine gitmek istiyorsanız arkadaşlar map kitaplarını iyice bir sindirmeniz gerekiyor. Kazanımlar bitirdikten sonra bir tık daha fazla için map kitaplarını bitirince iş şuna kalıyor. Hala bu arada 80'de 80 yapmak için yeterli olmayabiliyor bu da. İş oradan sonra bol bol deneme çözmeye geliyor arkadaşlar. Belki 2 ay kalmışken olabildiğince fazla deneme çözmek bu işi en kısa zamanda en fazla ilerlemeye götürmenin
bence en güzel yolu. Peki bu noktada hani deneme çözmeye dair spesifik, yani sen AYT denemesini önüne aldığında ne yapıyordun? Burada farklı yaptığın şeyler var mıydı? Yani baştan alıp çözüyor muydun? Hangi sıralamayla gidiyordun? Ya da hani arkadaşlar denemede şunu yapıyordum, bana çok faydası olduğunu dediğin noktalar var mı? Şöyle bir şey söyleyeyim onun için. Ben AYT için, TYT'de farklıydı da sıralamam. AYT'de matematik fen olarak gidiyordum zaten. Hı-hı. 80 soru. Ben bazı arkadaşlarım yapıyor, hiç yapmadım. Hayatımda hiç edebiyattır, sosyaldir bakmadım AYT denemelerinde. Şimdi 180 dakikama, bana verilen 180 dakikada çözmem gereken 80 soru var. Bunu önce yaklaşık olarak 90 dakikada falan bitirme, sınavın yarısında bir kere olsun çözmüş olma hedefindeydim. Zaman zaman tabii boşlarımız oluyordu, yetişmiyordu, bir daha bakarım diyordum. Ama şöyle bir şey oluyordu. Bir matematik biraz uzun sürer ama fende de arkadaşlar bir dakikadan kısa sürecek sorular vardı. Biyolojide falan okuyup hemen bulabileceğiniz sorular oluyor. Çok kısa sürüyor onlar. Şimdi şöyle bir şey oluyor fakat en ufak bir işte dedim yani bilmeme lüksün yok AYT'de yapman gerekiyor. En ufak bir tereddütümün olduğu yerde o soruyu işaretledim ben. Bazen 80 soruda 10 tane 15 tane işaretlediğim oldu. Bazen daha fazla, bazen daha az. Ama sonra ne yaptım? İkinci 90'da işte onların üzerine gitmeye başladım. Ha, sadece işte diğerlerini bıraktım, o işaretlediğim sorulara gittim demiyorum. Tabii ki diğerlerine yine bir tekrardan göz attım. Bir kez daha pekiştirdim, emin oldum. Ondan sonra kalan işte yine bir 80 dakikam, 70 dakikamdır. Orada da o 10-15 soruya yöneldim. O 10-15 soruda daha çok ispat yapmaya yöneldim. İşte ben bu yüzden ispatı seviyorum. Şimdi bir formül vardır arkadaşlar. Formülün ufak bir yerini hatırlayamayabilirsiniz. Ya herhalde böyleydi diyebilirsiniz. Veya konuyu nasıl yaklaşacağınızı bilemezsiniz ama özellikle yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Size öğretilen her formülün olabildiğince derinine inmek, olabildiğince ispatını görmek, kanıtını görmek size sorulara yaklaşım gücü veriyor. Şimdi sorulara yaklaşım gücü verdiğinde işte o 10-15 soruda bazen bir soruya 2-3 farklı yönden yaklaşıp o soruyu çözüme ulaştırabiliyorsunuz. Bakıyorsunuz ki 2 yerden 3 yerden yine aynı sonucu veriyor. Demek ki yaptığım doğrudur diye emin olabiliyorsunuz. Aksi takdirde herhalde böyleydi de yola çıkarsanız işte o herhaldeler birikir sonra herhalde iyi bir net yaparsın diye düşünüyorum. Evet, peki şimdi şeye geleceğim. Bu 15 tane soruya geri bakıyorum dedin ya. Orada yani geri döndüğünde yaptığım bir şey var mıydı? İspatlarına inerek yani. Geri döndüğümde evet daha derine iniyordum. Yani bir soruya atıyorum 80 soruya 90 dakika verirken, 1 dakika 1,5 dakika verirken başlangıçta orada bir soru benim 5 dakikamı daldı oluyordu mesela. Çok daha derine iniyordum arkadaşlar. Ki sınavın tamamını kullanın bence. 180 dakika size boşuna verilmemiş. 180'de evet. 180 kullanmak gerekiyor. Peki gerçek sınavda nasıl oldu? Yani bunu yapabildin mi aynı gerçek şekilde? Gerçek sınavda kesinlikle ve gerçek sınavda şöyle bir fark oldu. Ben AYT'de hiç 80'e 80 yapamadım dedim ya, dikkat hatalarım yine de çıkıyordu ama gerçek sınavda o kadar çok odaklanıyorsunuz ki böyle gözünüze hiçbir şeyin kaçma lüksü yok. Bizim hocalarımız zaten hep bunu söylerdi, gerçek sınavda dikkat hatası yapmayacaksınız falan derdi sınav sürecindeyken. Gerçekten de öyle oluyor. O sınavda mükemmel bir konsantrasyon oluyor. Evet. Gerçek sınavda da yine aynı taktiği uyguladım. Bir soruyu işte 4-5 defa çözdüğüm daha iyi olmuştur yani evet. Gerçekten. Bu arada arkadaşlar ben de AYT'yi 80 net yapmıştım ve evet. Ben de deneme süreçlerimde yani sadece 2 kez mi ne fullemeyi başarmıştım. Ve hani hedefim de full yapmaktı yani her şeye çalışıyordum işte çok son noktasına kadar çalışmaya çalışıyordum. Ve gerçekten de hani sınavdan önce şey diyemiyordum ya sürekli 80 yapsam derim ki rahatlık olur yani o tam istediğimi başarırım herhalde hedefimi başaracağım gibi derdim ama gerçekten öyle o tam hissi kazanamamıştım ben ama gerçekten sınav anındaki yani stresinizi birazcık bile yönetebilirseniz o dikkat pozitif olmaya başlıyor yani şey o stresiniz biraz daha ise pozitif yansımaya başlıyor ve dikkat hatalarını azaltabiliyorsunuz. Şimdi hocam şöyle de bir şey var, şimdi stres bana sorarsan çok az bilen ve yapamayacağını kani olmuş diyelim kafasında yapamayacağını şartlamış insanın öğrenci fazla stres olmuyor. Ya da çok iyi olan öğrenci de artık belli bir seviyeyi aştıktan sonra o da artık stres olmamaya başlıyor. Stres seviyesi azalıyor ya da onu yönetiyor diyelim. Ama arada olan öğrenciler aşırı bir strese tabiler. Bu noktada işte arkadaşlar bahsettiğim ispatların güzel yanı şu. Sizin stresinizi elinizden alıyorlar. Yani bir soruyu çözerken bu formül vardı ve ben işte sayıları yerine koydum, çözdüm demekle ben bu formülü kendim çıkardım, yaklaşımını kendim yaptım ve ortaya böyle bir formül çıkardım. Sonra da onu çözdüm ve aynı sonuca vardım dediğinizde işte orada o stres seviyeniz bir anda düşmeye başlıyorsun her esnasında ve bir özgüven depoluyorsunuz. Bir sonraki soru için çok daha motive olarak ilerliyorsunuz. Evet, bir de ispatları hani, kesinlikle öğrenin yani. Bir de hani konuları derinlemesine bilmenin cidden getirdiği bir özgüven var arkadaşlar. O da şu. Yani 30 sayfalık bir çalışma metniniz olsun önünüzde. Bunu artık birkaç defa baktığınızda ya da tamam ben bunu bir kişiye anlatacak kadar biliyorum dediğiniz anda şu olmaya başlıyor.
Soru uzaydan gelmediği müddetçe, soru böyle çok farklı bir noktadan sorulmadığı müddetçe, ki ÖSYM sorularına da bakabiliyorsunuz daima, şey özgüveni taşıyorsunuz. Ben bu soruda en azından fikir yürütebilirim. Yani tamam, herhangi bir fikrimin olmadığı bir soru gelmez diyorsunuz, ki gelmiyor da hani büyük bir hazırlık yaptıktan sonra. Çok zor gelirse hem herkese zor gelecek ama derinlemesine biliyorum ben. Bazı şeylerin mantığını da biliyorum. Oradan yorumlayarak bir sonuca ulaşabilirim şeklinde kendinizi sınav anında da rahatlatabilmiş oluyorsunuz. Peki dikkat hatalarına yönelik yaptığın başka şeyler var mıydı? Yani sınav öncesinde. Her denemeye oturduğumda konum, mekan, zaman, şartlar ne olursa olsun o sınavı gerçek sınavımmış gibi düşünüyordum. Ve işte özellikle bu 12. sınıfta ben bunu daha çok yapmaya başladım. Çünkü konular da bittikçe artık gerçekten sınava hazırsınız gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Atıyorum TYT konularınız biter, AYT konularınız biter. O andan itibaren size TYT veya AYT denemesi verildiğinde çözmeniz beklenir. İşte orada da öğrenci kendini sınavdaymış gibi hissetmesi gerekiyor. Öyle bir motivasyon olması gerekiyor. Yani çevresinde ne olup bittiğiyle fazla ilgilenmemeli. O anda gerçekten tek kişi sınav olmalı ki o sınavdaki herhangi bir nüans gözünden kaçmasın diye düşünüyorum. Ki ben böyle yapardım. Mesela o zaman her bir soruyu çözerken bu sanki gerçek sınavmış gibi o moda girerek, yani zihnen öyle düşünerek çözüyordum. Aynen, ve bir de şöyle bir şey yaptım. Daha somut olarak söyleyecek olursam, ben başlangıçta atıyorum bir denemeye belli bir zaman vermişimdir. Ve gittikçe o zamanı düşürmeye çalıştım. Yani başlangıçta atıyorum 80 soruyu ben 120 dakikada bitireceğim hedefindeysem, son onu 110'a çekmişimdir, 190 falan, bu şekilde devam ettim. Ardından bu süreçte şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Belirlediğiniz sürede o sınavı bitirmek için olabildiğince fazla sınava odaklanıp efor sarf ediyorsunuz. Bu bir. Olabildiğince odaklandığınız için dikkat hatalarınız gittikçe azalmaya başlıyor. Bu ikinci güzel yanı. Üçüncü güzel yanı, bir sonraki tekrarlarınız için emin olmak için daha fazla zamanınız kalıyor. Dördüncü güzel yanı, tüm bunlar olurken netleriniz yükseldiği için kendinize bir özgüven depoluyorsunuz ve deneme sonrasında daha az, en azından dikkat hatalarından mağdur oluyorsunuz. Yine de benimki bitmemişti dikkat hatalarım. Sona kadar devam etti ama sınavda olmadı, dediğim gibi sınavda çok daha motive oluyorsunuz. Evet, gerçekten süre belirlemek de aslında hani hem o rahatlıktan kurtarır, dikkatini arttırır. Gerçekten sende de güzel etkili olmuş. Ömer Faruk, çok teşekkür ediyorum bu taktikler için. Hem deneme anlamında hem AYT anlamında senden çok güzel şeyler öğrendik. Şimdi biraz daha şunu sormak istiyorum. Senin de dikkatini çekiyordur. Bu aylarda motivasyon bozuluyor, son iki ay zorlaşıyor falan. Evet. Ve sen de hani gördüğümüz kadarıyla sen lisenin çoğu sürecini iyi yönetmişsin. Konuların, denemelerin falan hepsini sağlam götüren birisin. Sen motivasyon problemi yaşadın mı? Son iki ay hedefine ulaşamayacağını düşündün mü? Çünkü hedefin de yüksekti gördüğümüz gibi. Evet. Yani hedefine de ulaştın gayet de. Yapamayacağını düşündün mü? Kaygılandın mı? Yani son iki ay bunlarla nasıl mücadele ettin? Sınava son birkaç hafta kala bir motivasyon kaybına uğradım ve dedim ki 4 yıl çalıştığın hepsi boşa mı gidecek Ömer? Çünkü arkadaşlar bazen o kadar basit yerlerde kaçırıyordum ki bazen bilgimi sorguluyordum. Acaba bilemedim mi? Yoksa eksik olduğum yerler tahmin ettiğimden çok daha mı fazla? Gibi gibi sorular böyle insanın beynine geliyor tabii, zihnine. O anlarda ne yaptım? Bir günümü hatırlıyorum, böyle çok kötü geçmişti sınav. Bir de bizde belirsizlik vardı biliyorsun pandemiden dolayı. Evet. Bu da ekstra etkiliyordu bizi. Fakat şöyle bir şey yaptım. Dedim ki ben bugüne kadar geldim değil mi? Belli bir netler yaptım, belli bir çalışma yaptım, belli bir emek verdim en önemlisi. En genelde bir emeğim var. Dedim ki bu yaptıklarım yapacağımın teminatı olması gerekiyor. Yani bunları yaptıysam ve şunun şurasında birkaç haftada kaldıysa düşmenin bir anlamı yok. Her düşüşün de bir kalkışı varsa işte o kalkışa hemen, o reaksiyonu hemen vermem gerekiyor diye düşündüm. Ve ertesi gün uyandığımda gerçekten çok daha motive hissettim kendimi. Yani tabii ki her öğrencinin başına gelebiliyor. Sınav sürecinde böyle şeyler çok normal arkadaşlar. Yani başınıza geldiğinde işte kendinizi kötü hissettiğinizde bu her şeyin sonu demek değil. Çünkü benim de başıma geldi ama ben kalkmayı bildim. Bazı arkadaşlarımız ona takılı kalabiliyorlar. Kesinlikle bunu yapmayın arkadaşlar. Sadece şunu düşünün. Verdiğiniz emek gerçekten sizin emeğiniz. Başkası vermedi o emeği. İşte o sizin olan emeği iyi kullanın. Ona güvenin, sonucunu alacaksınızdır diye ümit ediyorum. Şimdi videonun sonunda bir arkadaşımızın sorusunu sana aslında yöneltmek istiyorum. Daha önceki paylaşımlarda işte ne sormamı istersin şeklinde sormuştum. Bu videoda genel olarak ben biraz daha AYT ağırlıklı sormaya çalıştım ama bir soru eklemiş oluyorum sadece. Evet. Arkadaşımız şunu sormuş. Rakiplerinden farklı ne yaptı? Rakiplerimden farklı olarak şunu yaptım arkadaşlar. Kesinlikle zihninizi önemseyin. Bu sınav sürecinde böyle oturup saatlerce ders çalışmanın gerçekten bir anlamı yok. Onu akıllı olarak yönetebilmek önemli. Yani benim yaptığım şuydu. Örnek verecek olursam ben günde her gün 2 saatimi canım ne istiyorsa ona yapmaya ayırıyordum. Bazen film izliyordum, bazen kitap okuyordum, bazen uyuyordum, bazen ders çalışıyordum. Ama o anda canım ne yapmak istiyorsa onu yapıyordum. Ve o 2 saat bir sonraki günün teminatı oluyor. Bir sonraki gün tekrar sizi motive bir şekilde uyanıp yataktan kalkmanızı sağlıyor. Ama ben her günümü kesinlikle ders çalışacağım diye
düşünerek başlasaydım her günüme aylar sonra muhtemelen sıkılacaktım ve bıkacaktım. Fakat kendime ödül gibi böyle 2 saatler verdiğim için gün içinde de aslında yine o 2 saatleri beklediğim zamanlarda oluyordu. Siz de kendinize bu şekilde zamanlar verin. Zihninizi dinlendirmiş olursunuz. Kendinizi ödüllendirmiş olursunuz. Yaptığınız çalışmanın kendi çapınıza bir anlamı olmuş olur. Ve bir sonraki günü tekrardan daha iyi başlayabilmeniz için bunlar güzel bir neden olur yani. Ömer Faruk, çok teşekkür ediyorum. Hem AYT'ye dair, deneme çözmeye dair verdiğin taktikler bizim için çok önemli. Ve hani gerçek manada bu işi çözmüşsün aslında. Hani Türkiye 7.si olarak zaten bunu ispatlamışsın. Hem de uzun süreli bir emek vermişsin. Bu yüzden taktiklerin için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca motivasyonla ilgili düşünceler için de çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim böyle bir videoda arkadaşlara faydalı olma imkanı verdiğiniz için. Umarım bunu izleyen arkadaşlar da hayallerini bir gün yaşayabilecekleri konuma geleceklerdir diye düşünüyorum. İnşallah. Sizlere de arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki röportajlarda sormak istediğiniz şeyler olursa aşağıda bizlere sorabilirsiniz. Ve şu an abone olmadıysanız abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hepiniz hoşça kalın. Görüşmek üzere.